Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün biliyorsunuz ki gratis mağazalarında %50 tüm ürünlerde indirim vardı. Ben de birkaç şey aldım. Aslında biraz ihtiyaç alışverişi yaptım. Çok fazla böyle renkli kozmetiğe dair bir şey bulamadım birçok şeyi denediğimiz için. Ben de dediğim gibi ihtiyaç alışverişi yaptım ve aldıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünleri göstermeye başlayayım size. Dediğim gibi çok bir şey almadım aslında ama bu hafta biraz hasta olduğum için video çekemedim. Genelde de ne aldığım bu tarz indirimlerde merak ediliyor. O yüzden paylaşayım istedim sizinle. Hemen şöyle fişimi çıkarayım. Fiyatlarını da söyleyeyim size. Mağazadan bayağı bir fotoğraf çektim. Instagram'da paylaştım. Bazı ürünlerde gerçekten çok güzel indirim var. Özellikle pastelin şöyle kutu kutu oje setleri vardı. 3-4 set sanırım ve 50 liraydı. Almadığıma çok pişman oldum. Takma tırnak kullandığım için dedim sürmem ama sonradan çok pişman oldum. Buraya onların da fotoğrafını bırakırım. Yani mutlaka bakın ve 50 liraydı. İçerisinde de ya 4 ya da 5 oje vardı hatırlıyorum ve renkleri harikaydı. Şu anda çok pişman oldum. Neyse fişimi elime aldım. İlk olarak bir pamuk aldım. Bunun fiyatını hatırlıyorum 13 liraydı. Bu kare pamukları ben çok seviyorum. O yüzden bir tane bundan aldım. Bir tane ekran temizleme mendili aldım Benri'nin. Bu da 12 liraya inmişti. Bunlar da çok güzel oluyor bilgisayar için gerçekten. Bir tane de yine Benri'nin. Dediğim gibi çok fazla kozmetik alışverişi yapmadım. Çünkü birçok ürünü denediğimiz için özellikle gratis'te böyle indirimlerde pek bir şey bulamıyorum. O yüzden bunları aldım. Neyse. Bir tane gözlük temizleme mendili aldım Benri'nin. Bu da 8 liraya inmişti. Bunu da hatırlıyorum. Bu da sanırım iyi. Yani daha önce alıp kullandım diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Bilgisayarı gayet güzel temizliyor ama gözlükten çok emin olamadım. Bunu da deneyeceğim. Esas şunları göstereceğim size. Resmen bu alışverişi sadece şu yara bantları için yaptım. Bunları internette gördüm ve çok hoşuma gitti. Dedim ki bunlar mağazada kalmaz yani. Hani herkes alır, herkesin hoşuna gider diye düşündüm ama bir yara bandlı manyağı benim herhalde. Direkt görür görmez bunlara gittim. O kadar güzel yara bantları gelmiş ki. Hani yaralanmayalım ama çok tatlı. Ve 3,5 lira şöyle kutusu. Resmen şunlar için gidip diğer şeyleri de almış oldum. Şöyle bir yılbaşı temalı bir yara bandı var. Şundan 2 tane aldım. Çok hoşuma gitti ya. Çok tatlılar. Şöyle göstereyim. Bir tane şöyle uzay temalı var. Allah aşkına çocuk yara bandı almışım ama çok hoşuma gitti. Şunu da göstereyim. Bu da 3,5 liraydı. Sanırım bir tane daha aldım ama onu bulamadım. Bunun dışında blistekleri çok kullanıyorum ve şu an ilaç döneminde olduğum için 20 günde bir bitiyor. Özellikle şu Matte Plus. Bunlar da 31 liraya inmişti. 2 tane bundan aldım. Şu an bir tane var elimde. O da zaten biter. Hemen bunlara geçerim. Yani birkaç tane daha alsam belki olurmuş yani. Neyse. Şöyle 2 tane blistek aldım. Şöyle günlük pad aldım. Bunun fiyatına da bir bakayım. Bunu hatırlayamadım. Sanırım 26'ydı ama. Evet, bu da 28'li şöyle günlük pad 26 liraya inmişti. Pedlerde de bayağı iyi indirim vardı. Şu Kotex'i kaç liraya aldım ona da bakayım. Evet, Kotex'in şu 18 pedlisi 37 lira. Bir tane şöyle ıslak mendil aldım. Bu 80'li kaç liraya 10 liraya inmişti. Şöyle bundan aldım. Bir tane Benri'nin asetonunu aldım. 450 ml'lik 24 liraymıştı 40 küsür lirada. Ben bunu daha önce kullandığımı hatırlamıyorum ve normalde Benri'nin asetonlarını da pek beğenmiyordum ama gittim bu koca asetonu aldım. Bundan memnun musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Aslında ben şeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Rozman'ın neydi? Isana'nın asetonsuz oje çıkarıcısını. En son baktım fiyatı 45 lira olmuş. Hani bunu görünce bunu denemek istedim ama emin olamadım. İnşallah güzeldir. Şöyle bu besleyici vitaminli asetonundan aldım. Umarım iyidir. Bayağı da büyük çünkü. Evet.
Şimdi kozmetik yani ürün olarak size şunları gösterebileceğim sadece. Light'ın yeni kaş vaksı gelmiş. Ben alırken hatta fiyatı yazmıyordu, etiketi yoktu. Çalışana sordum. Dedi ki ben bile görmedim hani mağazanın içinde o kadar yeni bir ürün. Siteye de baktım, sitede de yok. Muhtemelen hani ya dün ya bu sabah falan geldi. Bunun fiyatı 42,5 lira diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakacağım hemen. Evet, indirimli fiyatı 42,5 lira. Normal fiyatı çok yüksek Light için bence. Şöyle bir kaş vaksı. Bunu zaten deneyeceğiz ama bence bir açalım. Ben bunu çok merak ettim. İçerisinde fırça da varmış ama minicik bir ürün gibi görünüyor. Transparan bir kaş vaksı. Şöyle bir bakalım. Çok tatlı bir kutusu var ama fiyat çok yüksek geldi bana. Normal fiyatı daha doğrusu. Şöyle... Aa, bayağı tatlı görünüyor. Minicik bir şey. Aa, fırçası da çok tatlı. Şöyle göstereyim. Hemen dikkatimi çekti Light standında. Dedim bunu denememiz lazım. Bir sonraki videoda artık şu büyüsün bordo eyeliner'ıyla deneyelim. Onu alalım. O kadar zaman oldu ve bir türlü deneyemedik. Bunları birlikte deneyelim. Ay bu minicik bir şey ve 42,5 lira indirimdeki fiyatı. Umarım iyidir. Gerçekten çok küçük. Yani normal fiyatıyla kesinlikle yani alınmaz diye düşünüyorum. Bayağı küçük. Bakar mısınız? Ha şöyle eyeliner şeyinde, boyutunda. İnşallah iyidir. Bunu deneyeceğiz birlikte. Fırçası da şöyle minicik bir fırça. Yani şu, yani bu ürünler arasında tabii ki en dikkat çekici şey bu. Başka da yeni bir şey bulamadım açıkçası. Gittiğim Gratis'te de şeyleri istiyordum aslında. Pastel'in yeni glossları çıkmış. Yeni renkleri çıkmış daha doğrusu. Bu Plumping Gloss'tu sanırım. Ben onu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Dudak kalemimin üzerine her zaman onu sürüyorum. Ama onları bulamadım. Akşam eğer bir daha bakma fırsatım olur da bulursam onlardan da alırım. Ama şimdi indirimde hani olmayabilir yenileri diye düşündüm. Ama bulursam onlardan da alacağım ve belki o ojelerden de alırım. Çok içimde kaldı onlar. Siz bulursanız, beğeniyorsanız mutlaka alın. Ben buraya fotoğraflarını koymaya çalışacağım. İki tane Emily'nin şey aldım, dudak kalemini aldım. Ben bunları üniversiteden beri çok severek kullanıyordum. Bir ara hiç bulunmuyordu. Tanesi 10 lira. 203 ve 211'i aldım ben. Hangisini kullandığımı hatırlayamadım çünkü. Bunların da rengini göstereceğim size. Şöyle bir açacağım. Ben şunları makasla keseyim etiketlerini. Sonra bir renklerine bakalım. İhtiyacınız varsa yine siz de kaçırmayın. Tanesi 10 lira. Hemen geliyorum. Şöyle etiketleri çıkarırken de sohbet edelim. Aslında bayağı fotoğraf çektim mağazadan. Gidemeyenler için Instagram'da paylaştım ama buraya koymam sanırım. Keşke dedim video çekseydim. Tanıdığım da bir Gratis. Rahat rahat çekebilirdim aslında ama maalesef o an şey yapamadım. Ama yine de dediğim gibi yani ilginç şeyleri, ilginç dediğim hani hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm şeyleri koymaya çalışacağım buraya fotoğraflarını. Ve şu an sadece o ojeler benim aklımda. Çok iyi çünkü. Hem renkleri çok güzel hem de fiyatları da bayağı iyi bence. Şöyle 211 ile başlayalım. Ben sanırım 203'ü kullanıyordum. İlk videolarda da yani... Kanalın ilk videolarında da hep o dudak kalemini kullanıyorduk. Muhtemelen 203'tü. Ama ben hani riske atmamak için 211'i de aldım. Zaten renkleri birbirine çok benziyor. Şöyle. Bu 211. Şöyle göstereyim rengini. Emily'nin kalemleri harika. Ya ben üniversiteden beri hakikaten kullanırım. Ama evet, 211 değilmiş benim rengim. 203. Ama bu da güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Yumuşacık ve kalıcılığı da gayet güzel kalemler. Çok çok iyi. Evet, bu gayet güzel. Hemen 203'ü açayım. Ama benim rengim buydu. Bunda daha böyle bir kahvelik var diye hatırlıyorum ben. Yine pastelin glossuyla çok güzel olur. Pastelin glossunu bulursanız kesinlikle alın bu indirimde. Kaçırmayın. O en son çıkan gloss'u. Hemen şunu da açayım. Ay, birazcık da hastayım. İnşallah sesim böyle lök lök gelmiyordur size. Evet. Bu da 203 numara. Dediğim gibi bunda bir tık kahvelik var. Hemen şöyle yanını
koyayım. Evet, işte buydu. Ay bu çok güzel. Evet. Bakın bunda hafif bir kahvelik var. Bu 203, bu 211. İkisi de çok güzel ama benim rengim bu. Bu çok güzel. Evet. Dudak kalemlerinin rengi de bu şekilde. Benim alışverişim bu kadardı. Minik bir alışveriş yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.